genellikle ilk zamanlar efor sırasında merdivene çıkmayla daha çabuk yorulma, nefes daralması gibi şikayetler olabilir. Daha önceden küçük yaşta bu boğaz enfeksiyonu sık görülen hastalarda romatizmal kalp hastalığı görülebilir. Genel olarak kapak hastalıklarında genetik eşi çok suçlayamıyoruz. Yani koroner arter hastalığı gibi değil. Merhabalar. Ben kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Soylu. Bugün sizlere kalp kapak hastalıkları hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Kalpte 4 tane kapak bulunur. Bunların 2 tanesi sağ tarafta, 2 tanesi sol tarafta. Bunların 4'ünün de hastalıkları olabilir. Ama genel başlık altında söyleyecek olursak her bir kapağın 2 çeşit hastalığı vardır. Bir tanesi darlık, bir tanesi yetmezlik. Kalp kapaklarındaki yetmezlik durumu ise kapaklar kapandığında yeterince kapanamaması ve kanın geldiği bölüme tekrar kaçması durumudur. Peki kalp kapak hastalıklarının en sık nedeni nedir? Kalp kapak hastalıklarının 2 tane en sık nedeni vardır. Bir tanesi romatizmal kapak hastalığı dediğimiz, genellikle çocukluk yaşlarındaki sıklıkla boğaz enfeksiyonuna sebep olan bir bakterinin vücutta toksinlerinin kalpte de yine özellikle de kapakları tutarak kapakları dejenere etmesi ve onlara zarar vermesiyle oluşan bir kapak hastalığı türüdür. Diğer ise genellikle doğuştan olan kalp kapağının bir tanesinin 3 yapraçıklı olması gerekirken 2 yapraçıklı olması ve zaman içinde bu 2 yapraçıklı kapağın dejenere olarak yetmezlik ya da darlık şeklinde ortaya çıkması durumudur. Diğer bir en sık gördüğümüz neden ise yaşlılıkla birlikte kapaklarda dejenerasyon olması, kireçlenmenin biriklenmesi şeklinde izah edebileceğimiz kapak yapısının yaşla birlikte bozulması durumudur. Ki bu da sıklıkla aort kapağı dediğimiz sol kalpten vücuda kanı taşıyan damarın başındaki kapakta sıklıkla bu şekilde bir bozulma meydana gelebilir. Bu yine hem darlık şeklinde olabilir hem yetmezlik şeklinde olabilir ya da ikisi birlikte de bulunabilir. Diğer bir daha nadir gördüğümüz kalp kapak hastalığı sebebi de kalp kapaklarının mikrop kapması diyebileceğimiz infektif endokarditin bir klinik yansıması olarak, yani kalp iltihabı kabaca söyleyeceğimiz, bunu daha çok kapakları tutması söz konusu olur sıklıkla. Bu kapaklarda bozulmaya sebep olarak yetmezlik şeklinde genellikle de tezahür edebilir. Daha önceden küçük yaşta bu boğaz enfeksiyonu sık görülen hastalarda romatizmal kalp hastalığı görülebilir. Burada bu boğaz enfeksiyonları, çocukluk yaşlarındaki boğaz enfeksiyonlarının zamanında dikkatli takip ve tedavisinin yapılması son derece önemlidir. İlerleyen zamanlarda kalp kapağıyla ilgili bir problem yaşamamak için. Onun dışında doğuştan kalp kapağında eğer anatomik bir problem varsa zamanda bu tespit edildiğinde yine bunun takibinin yapılması gerekir. 3 yapraçıklı olacak olan kapak 2 yapraçıklıysa bunun ileride kapakta probleme sebep olma ihtimali vardır. Yakından takip edilmesi gerekir. Onun dışında hani şöyle bir durum yoktur. Koroner arter hastalığı için bildiğimiz risk faktörleri kapak hastalıkları için geçerli değildir. Yani hastada şeker olması, tansiyon olması, işte hatta başka kolesterol yüksekliğinin olması gibi şeyler kalp kapak hastalıklarıyla direkt ilişkili değildir. Bunlar daha çok koroner arter hastalığıyla ilişkili risk faktörleridir. Maalesef bazı kalp kapak hastalıkları hiç belirti vermeyebilir. Özellikle yetmezlik dediğimiz kalp kapağındaki yetmezlik durumu varsa, yani kapakların yeterince kapanamaması durumunda ciddi bir belirti vermeyebilir hastalarda. Belirti verdiğinde ise genellikle ilk zamanlar efor sırasında merdivene çıkmayla daha çabuk yorulma, nefes daralması gibi şikayetler olabilir. Ama bazen hiç belirti vermeden hastalarda ameliyat olacak kadar ciddi bir kapak problemi haline gelmiş olabilir. Fakat kapaklarda darlık olduğunda bu hastaların belirti verme ihtimali biraz daha sık olur, daha kolaydı. Daha erken zamanda kapak darlıkları daha erken zamanda yetmezliklere göre belirti verebilir. Bunlarda da yine aynı şeyler söz konusudur. Genellikle belirti vermeye başladığında çabuk yorulma, çabuk nefes darlığı gibi şikayetler olur hastaların. Bazen ritim bozuklukları eşlik edebilir kapak hastalıklarına. Hastalarda bazen çarpıntı gibi şikayetler de söz konusu olabilir. Kapak hastalığı olanlarda sonra çarpıntı şikayetiyle hekime gittiğinde altta bir kapak hastalığı tespit edilebilir. Diğer bir kalp kapak hastalığı belirtisi de göğüs ağrısı, bayılma gibi şikayetler olabilir. Bu özellikle aort kapağındaki, yani kalpten temiz kanı vücuda taşıyan büyük damarın kalp ile arasındaki kapak dediğimiz aort kapağında darlık olan hastalarda olabilir. Bu hastalarda bazen bayılma şikayeti olabilir. Bazen de bu kapaktaki darlığa bağlı olarak aynı kalp krizindekine benzer şikayetler, hastalar yürüdüğünde göğsünde ağrıdan şikayet edebilirler.
Bu tip şikayetler de yine kalp kapağıyla ilgili olabilir. Kapak hastalıklarının tanısını nasıl koyacağız peki? Bizim için en önemli şey tabii ki hastanın şikayeti ayrı, muayenesi tabii ki yapılacak. Ama en önemli tanı kriterimiz ekokardiyografi dediğimiz kalp ultrasonudur. Kalp ultrasonuyla hemen hemen bütün kalp hastalıklarının doğru bir şekilde tanısı yapılmakta, hatta tedavi planı da yapılmaktadır. Bazen normal ekokardiyografi dediğimiz, yani transtorasik dediğimiz kalbin dış tarafından, yani vücudun dışından göğüs bölgesine yapılan ekokardiyografi standart zaten. O yeterli olmazsa bazı durumlarda transözofajel ekokardiyografi dediğimiz, yani yemek borusundan yine aynı cihazın özel bir probuyla kalbe bakarak daha detaylı kalp kapakları hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Bazen hastalarımızın hiç şikayeti olmadığı halde herhangi bir sebeple başka bir doktora gittiğinde, doktor muayene ettiğinde kalbinde üfürüm var diye söyleyip bir kalp doktoruna git diyebiliyor. Hastanın hiçbir şikayeti olmayabiliyor. Bu hastalar bize geldiğinde yaptığımız testlerde, tetkiklerde kapak problemi tespit edebiliyoruz. Fakat şöyle bir yanlış anlaşılma var maalesef. Üfürüm bir hastalık değil. Hastalar bize bazen benim kalbimde üfürüm varmış diye geliyor, bunu bir hastalık zannederek. Üfürüm dediğimiz şey hekimin stetoskop dediğimiz dinleme cihazıyla kalbi dinlediğinde duyduğu sestir. Bir aslında hekimin tespit ettiği bir şeydir. Bir hastalık değildir bu. Bazı üfürümlerin altında hiç ciddi bir problem çıkmayabilir. Fakat bazen de hiç hastada ciddi bir üfürüm yokken bile çok ciddi kalp problemi, ciddi kapak hastalığı tespit edilebilir. Peki kapak hastalıklarının tedavisi nasıldır? Her şeyden önce kapak hastalığının hangi kapağı tuttuğuyla ilgilidir ve kapaktaki problemin ne olduğuyla ilgilidir. Yani kaçak mı var, yetmezlik mi var, yoksa darlık mı var? Bazen de ikisi birlikten olabilir. Bazen de tek kapağı tutmaz bu problem. İki kapak, hatta bazen üç kapakta birden hastalık tespit edilebilir. Dolayısıyla her hastada tedavisi mutlaka fark eder. Herkes de aynı değildir. Ama genel olarak eğer bir mitral darlığı dediğimiz sol taraftaki sol kulaçıkla sol karıncık arasındaki kapakta bir darlık varsa, ki romatizmal kapak hastalığı dediğimiz şeyin en sık yansıması da bu şekilde olur. Eğer darlık varsa bunu her zaman ilk tercihi, engel bir durum yoksa buna, mitral balon dediğimiz, yani kasık damarı aracıyla girip kalbin bir taraf sağ tarafından sol tarafına geçip oradan o daralmış kapağı balonla genişletme yöntemidir. Diğer bir sık gördüğümüz kapak problemi de aort darlığı dediğimiz kapaktaki problemdir. Yani dediğim gibi kalpteki temiz kanı vücuda taşıyan damarın başındaki kapaktaki daralma. Bu kapaktaki darlık da yine hastanın yaşına, birlikte bulunan başka problemlere ilişkili olarak ya cerrahi tedavi yapılır ya da günümüzde çok yaygın olarak bizim de yaptığımız TAVI dediğimiz kateter aracıyla, yine kasıktan girdiğimiz kateterlerle kapağın içine yeni bir kapağın implant edilmesi, takılması yöntemidir. Tüm dünyada yaygın olarak, ülkemizde de yaygın olarak yapılmakta olan bir tedavi yöntemidir bu. Fakat bu tabii ki herkes için uygun bir tedavi yöntemi değildir. Bunun için hastaların seçilmiş olması gerekir, başka problemlerin olması gerekir, yaşın ileri olması gerekir, ameliyat için uygun olmaması gerekir gibi bazı kriterler var. Herkese uygun değildir ama uygun olan hastalarda da sıklıkla başvurduğumuz bir tedavi yöntemidir. Transkateter aort kapak implantasyonu dediğimiz tedavi yöntemi. Bir başka kapak tedavisi de eğer hastada mitral yetmezliği ya da tiroksit yetmezliği dediğimiz, yani birisi sol taraftaki kapak, bir tanesi sağ taraftaki kapaktaki kaçaklar, yani yetmezlikler durumu. Bunlar eğer ciddiyse ve hastanın durumu ameliyata uygun değilse, ameliyat için hastanın ciddi riski varsa, yapılacak diğer bir tedavi yöntemi mitra klip ya da triklip dediğimiz, yani aslında mandallama yöntemi dediğimiz bir yöntem. Yani kapaklardaki kaçağa sebep olan yaprakçıkların birleştirilerek, mandal gibi bir şeyle birleştirilerek klipslenip kaçak miktarının azaltılması yöntemidir. Bu da yine ülkemizde başarılıyla uygulanmaktadır. Seçilmiş hastalarda tabii ki. Diğer bir tedavi yöntemi de tabii sıklıkla uygulanan ameliyat. Yani cerrahi olarak kapağın değiştirilmesi, bazen de tamir edilmesi yöntemidir. Burada dediğim gibi mitral balon yapılamayacak ya da işte TAVI dediğimiz transkateter kapak replasmanına uygulanmayan hastalar, yani onun için kriterini tutmadığı hastalar, daha genç, ameliyat için uygun olan hastalarda da bu tedavi yöntemi uygulanır. Bazı kapak hastalıklarında zaten başka seçeneğimiz yoktur. Yani hastada hem mitral yetmezliği, hem mitral darlığı, hem aort yetmezliği gibi kombine bir problem varsa ya da hastada ilave başka bir ameliyat için, işte koroner arter hasta olabilir, hasta bypass'a gitmesi gerekiyordur. Ya da kalpten çıkan büyük damarda genişleme vardır, aort anevrizması dediğimiz, bundan dolayı ameliyata gitmesi gerekiyordur. Bu tip durumlarda tabii ki
mecburen ameliyat edilmesi gerekir. Ameliyat sırasında da kapakta da tabii ki değişim yapılır. Ameliyatlarda iki tür kapak kullanılmaktadır. Bir tanesi bioprotez, diğeri de metal kapak dediğimiz. Bioprotezin ömrü daha kısadır ve seçilmiş hastalarda genellikle de aort kapak pozisyonunda tercih edilir. Diğer ise metal kapak, hem mitral pozisyonda hem aort pozisyonda sıklıkla tercih edilen diğer bir kapaktır ve bunun ömrü daha uzundur. Fakat burada önemli şeylerden bir tanesi şudur. Hastada metal kapak takıldıysa eğer ömür boyu kullanılması gereken bir kan sulandırıcısı vardır ve buna çok dikkat etmesi gerekir. Kapak hastalıklarıyla ilgili ilave etmek istediğim önemli bir konu şu. Daha önce de söyledim. Özellikle yetmezlik hastaları bazen hiç hastalarda şikayete sebep olmayabiliyor. Fakat bizim yaptığımız testler sonucunda, tetkikler sonucunda hastanın ameliyat olması gerekecek kadar ciddi bir kalp sorununa sebep olduğunu tespit edebiliyoruz. Dolayısıyla bunlara eğer bir hekim ameliyat olman lazım dediğinde hekim tavsiyelerine uymaları gerekir. Çünkü eğer gecikilirse ameliyat olmadan daha sonra yapılacak olan ameliyat maalesef kalbin toparlamasına sağlamayabilir. Şimdiye kadar kalp kapak hastalıklarından genel bir bilgi verdim. Şimdi de sizden gelen sorulara cevap verelim. Sizlerden gelen ilk soru, ameliyattan sonra bu kapak problemi tekrar eder mi? Aslında ameliyat oldu ve kapağınız değiştiyse, metal kapakla değiştiyse bunun tekrar etmesini beklemeyiz. Fakat takılmış olan metal kapak yapısı bozulabilir, dikişlerinde problem olabilir ya da mikrop kapabilir. Bu nedenle yine problem yaşayabilirsiniz tabii, o ihtimal var. Ama normalde zaten sizin kendi kapağınız sökülmüş ve oraya yeni bir yapay kapak takılmıştır. Ama dediğim gibi bu kapakla ilgili problemler olabilir tabii ki. Eğer mitral balon yapıldıysa mitral darlığından dolayı takipleriniz yapılacaktır. Belki bir müddet sonra 2 sene, 3 sene, 5 sene değişir kişiden kişiye. Kapak tekrar daralabilir ve tekrar mitral balon da yapılabilir o zamanki değerlendirmeye göre. Ya da o zaman belki de artık ameliyat kararı verilebilir. Tabii ki bu hastalık sonuçta devam eden bir hastalıktır. Ve kapak nihayetinde mutlaka bir genellikle cerrahi tedaviye gider. Bizim yaptığımız mitral balon genellikle cerrahiyi geciktirmek için yapılmaktadır. Diğer bir soru, bu kapak hastalıklarında genetik geçiş var mıdır? Yani ailesinde kapak hastalığı olan kendisinde de kapak hastalığı olacağından korkmalı mıdır? Bazı kapak hastalıklarında biküsbit kapak dediğimiz, biküsbit aort kapağı dediğimiz bunlarda %10 kadar bir genetik geçiş söz konusu olabiliyor. Ama genel olarak kapak hastalıklarında genetik geçişi çok suçlayamıyoruz. Yani koroner arter hastalığı gibi değil. Ailesinde annesi, babası ya da kardeşi kalp kapağından ameliyat olduysa kendisinde de kalp kapağı hastalığı olacak diye bir kaide yok. Diğer bir soru, kapak problemi olan hastalarımız spor yapabilir mi? Bu da yine kapaktaki problemi ciddiyetiyle ilişkili bir durum. Ciddi darlığı olan hastaların spor yapması zaten kendisi de yapamaz ciddi problem yaşayacağı için. Ama tedavi edildiyse eğer hastalık, mesela ameliyat oldu ve kapağı değiştiyse çok ağır sporu bunlara önermeyiz. Fakat normal günlük hayatında hani yürüyüştür, hafif koşu bile yapılabilir. Ama ağır spor hiçbir kapak hastasına önermeyiz. Bana da çok sık gelen diğer bir soru ise, kapak hastalarının bir diyete uyması gerekiyor mu? Dikkat etmesi gereken bir diyet var mı? Aslında kapak hastalıkları için koroner arter hastalığı gibi sıkı bir tavsiye ettiğimiz diyet konusu yok. Fakat burada özellikle bir kan sulandırıcı var kapak hastalarının sıklıkla kullandığı, özellikle metal kapak takılmış olan ya da ritim problemi olan kapak hastalarında. Bu ilacı kullanıyorlarsa onunla ilgili bazen dikkat etmeye gereken şeyler olabiliyor. Çünkü bu ilacın etkisi maalesef birçok şeyden değişebiliyor. Yani yiyeceklerden ya da araya giren başka ilaçlardan. Onu da zaten hekim kendisine gerek tavsiye yapar. Sizlerden gelen son soru, gebe hastalar, kapak problemi olan gebe hastaların nelere dikkat edeceği? Gebelik engel midir değil midir kapak problemi olan hastalarda? Kapaktaki problemi ciddiyetine göre değerlendirmek lazım bunu. Eğer ciddi bir darlık varsa gebelikten önce bu darlığın mutlaka tedavi edilmesini öneriyoruz. Eğer çok ciddi boyutta olmayan bir yetmezlik varsa genellikle bunlar gebelikte iyi tolere ediliyor. Ama bunu hekimi zaten hastanın ekokardiyografisine bakıp hastaya daha doğru bilgiyi verir. Kapak ameliyatı oldu ve kalp kapağı değiştiyse eğer, metal kapak takıldıysa bu gebeliğe engel midir? Hayır, bu da gebeliğe engel değildir. Fakat burada da kullandığı ilaçlardan dolayı dikkatli takip gerekir. Çünkü bizim metal kapak takılmış olan hastalarda en korktuğumuz şey, kalpte o kapağın bulunduğu bölgeden pıhtının olup oradan işte vücuda gitmesi ve en çok korktuğumuz şey de tabii ki beyine gidip hastada
felce sebep olması durumudur. Bu nedenle zaten kan sulandırıcı ilaçları ömür boyu dikkatli bir şekilde kullanmaları gerekir. Burada en dikkat etmesi gereken şey gebelik sırasında bu ilaçla ilgili takip durumudur ve kapakların tabii yapısının tamamen normal çalışıp çalışmadığını iyi değerlendirmesi gerekir gebeliğe karar vermeden önce. Bugün sizlere kalp kapak hastalıklarının teşhisi ve tedavisi hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Herkese sağlıklı günler dilerim.